Düz yoldaki testimiz bitti. Yaklaşık 58 kilometre tam şarjla bizi götürdü. Şimdiye kadar yaptığımız en dik yokuş testi. Bakalım performansı nasıl olacak. Düz yolda en fazla 32 kilometreyi gördü. Arkadaşlar herkese merhaba. Bu videomuzda 750 wattlık bir elektrik kitini bisikletimize taktık. Bundan önce 2 tane basit olarak bir elektrikli bisiklet yapmaya çalıştık. Fakat pek tatmin edici olduğunu söylemek doğru olmaz. Şimdiye kadar yaptığımız en iyi elektrikli bisiklet diyebiliriz. Bu gördüğünüz kiti Türkiye'den aldık. Almak isteyen olursa açıklama bölümüne bıraktığım link üzerinden satın alabilir. Şimdi yaptıklarımızı adım adım sizlerle paylaşacağım. İlk olarak ürünü satın aldık. Ürünün fiyatı 850 TL. Fakat kitin bir parçası eksik olduğu için 650 TL'ye aldık. İçinde far ve kontak modülü bulunmuyor. Daha sonra 12 volt 20 amperlik 4 adet akü aldık. Sonra bisikletin ön jantını değiştirdik. Bisikletin ön jantına arka göbek taktırdık ve içinden çıkan dişliği buraya taktık. Yaklaşık 100 TL bisikletçiye ödedik. Daha sonra demir için yaklaşık 80 TL ödedik. Kullanılan demirler 15x20 silme demir ve köşe bent denilen demir. Demir ustası motor için bir yer yaptı. Özellikle burada motor biraz sağa doğru yatık olduğu için zincirdeki güçle birlikte biraz böyle eğilebiliyordu. Özellikle şu alt bacakları oldukça sağlam yaptık. En son yaptığımız testlerimizde gayet sağlam, hiçbir şekilde eğilme ya da bükülme olmadı. Bir diğer püf nokta ise zincirin gerginliği. Çok aşırı şekilde gergin olursa motoru çok zorluyor. Çok gevşekte olursa motorun tam gücünü alamayabiliyorsunuz. Yani şunu söyleyelim. Ne çok sıkı ne de çok gevşek olmalı. Orta seviye bir ayar tam iyi oluyor diyebiliriz. İçinden çıkan zincir biraz kısa geldi. Biz de motorcudan ikinci el bir zincir bulduk. Tam ölçüsüne göre zinciri kısalttık ve birleştirdik. Motorun ön bölümünde ve arka bölümünde aynı yerlerden sabitledik. Arka bölüme geldim. Arka bölümde yine aynı şekilde bu bölümlerden silme denilen demire montajını yaptık. Bir diğer bağlantı yerimiz de maşaya, gördüğünüz gibi. Bağlantı yerlerimiz burada. Sağda ve solda ön göbek milinde. Buralardan da oldukça sağlamlaştırdık. Motorumuzdan bahsedecek olursak 48 voltla çalışıyor. 750 watt gücünde oldukça güçlü diyebilirim. Arka bölüme gelirsek demir ustamız 4 adet akü ve beyin için yer yaptı. 3 yerden bağlantısı var. Yine göbeklerden ve ön bölümden. Az sonra bunu da yakından sizlere gösteririm. Tenekeciye dört köşesini kapattırdık ve üstüne menteşeli bir bölüm yaptırdık. Özellikle su almaması için iç bölümlere silikon yaptırdık. Akülerin güvenliği için buraya basit de olsa bir asma kilit yaptırdık. Çünkü aküler oldukça pahalı. Gördüğünüz gibi dört tarafı da tenekeciye kaplattırdık. Bu bölümden açılır, kapanır. Üst bölüm kapak. Bağlantı yerlerini de size göstereyim. Arka göbek bağlantı yeri sol ve sağ. Bir de bisikletin kadrosuna bu bölümden bağlı. Arkada oldukça ağır bir yük var diyebiliriz. Sadece akülerin kendisi 28 kilo. Demir malzemelerle birlikte yaklaşık 35 kilo diyebilirim.
Yani oldukça ağır olduğu için bu bölümü oldukça sağlam yapmalısınız. Gördüğünüz gibi bu bölümden desteğimiz var. Şu anda gayet sağlam diyebilirim. Bu bölüme 750 wattlık beynimizi yerleştirdik. Bu bölümde de 4 adet 12 volt 20 amperlik akümüz var. Arkadaşlar, her şeyden önce size şunu söyleyeyim. Burada birçok karmaşık kablo var. Ben bunu nasıl bağlayacağım diye kesinlikle kendinizi yormayın. Oldukça kolay. Yanında Türkçe bir bağlantı şeması gönderiliyor. Ekrana atarım. Bu sayede çok kolay bir şekilde bağlantı yapabilirsiniz. Beyinden çıkan en kalın siyah ve kırmızı kablo var. Bunların siyahı akünün eksi kutbuna bağlanıyor. Kırmızı olansa akünün artı kutbuna bağlanıyor. En kalın iki kablo. Daha sonra gaz kolundan gelen iki ayrı kablomuz var. Biri bu şekilde soket. Bunu düdüğe takıyoruz. Şu anda düdük takmadık biz. Diğeri ise küçük olan yeşil, siyah ve kırmızı kablo. Bunlar oldukça küçük. Bunları birbirine bağlıyoruz. Şu şekilde göstereyim. Yeşil, siyah ve kırmızı kablo. Kalınlıkları bu kadar. Başka zaten arkadaşlar bu şekilde aynı olan bir kablo yok. Motordan gelen soket var. Beşli soket. Zaten beşli soketin uyması için başka bir soket yok. Beşli soketin birbirine uyan iki ucu var. Erkek ve dişi. Onları da birbirine takıyorsunuz. Onu da size göstereyim. Evet arkadaşlar, şu gördüğünüz gibi bu şekilde bir beşli soket. Başka beşli soketimiz yok. Bir de arkadaşlar motordan gelen, gördüğünüz gibi burada bağlantısı olan akü bağlantı kablolarının neredeyse yarısı olan yeşil, mavi ve sarı olan kablomuz var. Bunlar da diğer kablolara göre oldukça kalın. Yani bunu da karıştırma imkanınız yok. Motordan gelen 3 adet yeşil, mavi ve sarı kabloyu da bu şekilde beyinden gelen yeşil, mavi ve sarı kabloya bağlıyoruz. Bağlantıların hepsi bu kadar. Çok kolay. Dediğim gibi Türkçe bağlantı şeması da mevcut. Böylece çok kolay bir şekilde hobi amaçlı bisiklet ya da dört tekerli araba yapabilirsiniz. Şimdi biz burada güvenlik amaçlı aküden beyine geçen artı kutbuna 2 adet sigorta attık arkadaşlar. Niye attık? Herhangi bir şase durumu olursa beyni yakmaması için. Normalde kontak anahtarı modülü farklı ama biz bu kitin içinde almadık. Eğer siz almak isterseniz onun bağlantısı da ayrı şekilde anlatılıyor. Şimdi biz burada kontak modülünü kullanmadığımız için küçük bir kırmızı kablomuz var burada. Onu biz direkt olarak artıya bağladık. İçinden çıkan şarj için bir soket var bu şekilde. 48 voltluk bir adaptör aldık. Bu bölüme takarak şarj edebiliyoruz. Bu bölümü de arkadaşlar nereye bağlıyorsunuz? Az sonra akülerin bağlantı yerlerini sizlere göstereceğim. Kırmızı olan yeri akünün artı kutbuna, siyah olan yeri de akünün eksi kutbuna bağlıyorsunuz. Oldukça basit. Akülerimiz burada. Kenarlarına köpük yaptık. Motorumuz 48 voltta çalıştığını söylemiştik. 12 voltluk 4 adet akümüz var. Şimdi bunları seri bağlantı yoluyla nasıl bağladık? Mavi olanlar eksi, kırmızı olanlar artı. 4 aküyü yan yana koyduk. Bir akünün eksisini diğerinin artısına, bir akünün eksisini diğerinin artısına, bir akünün eksisini diğerinin artısına bağladık. Birinci ve dördüncü akülerde gördüğünüz gibi ilkinde kırmızı, yani artı kutbu boş kaldı. Dördüncü aküde ise eksi kutbu boş kaldı. En son olarak gücü arkadaşlar buralardan alıyoruz. Yani birinci akünün artısı dördüncü akünün eksisi oluyor. Toplamda bu şekilde arkadaşlar 12 volt 20 amper, 48 volt 20 amper oluyor. Bağlantılarımızı da görüyorsunuz. Bunun bir tanesi beyine gidiyor. Eksinin diğeri ise daha yeni göstermiş olduğum şarj kablosuna gidiyor arkadaşlar. Yine burada da iki bağlantımız var. Biri beyine gidiyor, diğeri ise şarj soketine gidiyor. Son olarak bir de biz güvenlik amaçlı anahtar yaptık. Kontağımız olmadığı için anahtarımız burada. Aç kapı anahtar.
Zaten gaz koluyla çalıştığı için otomatik motor devreye girmiyor. Gaz verdiğiniz zaman, kolu çevirdiğiniz zaman aktif oluyor. Onu da biz nereye attık? Artı kutbuna araya bir anahtar yaptık. Yani buradan direkt elektriği kesebiliyoruz. Bu şekilde aktif, bu şekilde kapalı. Bunu isterseniz siz böyle gizli bir yere de yapabilirsiniz. Böylece herkes kurcalamaz. Elimden geldiğince nasıl yapıldığını sizlere anlattım. Şimdi bisikletimizi test edelim. Düz yolda, yokuşta performansı nasıl, birlikte görelim. Şu anda yaklaşık 27 km hızla gidiyor. Düz yolda en fazla 32 kilometreyi gördü. Şimdi hafif bir rampayı test edelim. Hafif bir rampada nasıl? Gazı kökledim. Şunu söyleyebilirim ki hafif rampada oldukça iyi. Azıcık zorlandı. Şimdi daha dik bir rampayı deniyoruz. Bakalım performansı nasıl olacak. Daha dik rampayı 16 kilometre hızla çıkabildi. Yine dik bir rampa var. Bakalım performansı nasıl olacak. Rampa oldukça dikti. 15 kilometreye kadar düştü. Zemin çok çakıllı olduğu için maalesef burada durdurmak zorunda kaldım. Çünkü ön çeker her an kayabilir. Yani çok dik yerde bile hızlanabilirse 15 kilometre halinde çıkabiliyor. Şimdiye kadar yaptığımız en dik yokuş testi. Bakalım performansı nasıl olacak. Oldukça dik bir yokuş var. Arkadaşımız karşıda. Bakalım performansı nasıl olacak. Düz yoldaki testimiz bitti. Yaklaşık 58 kilometre tam şarjla bizi götürdü. Verilerimiz burada. 2,5 saat boyunca 58 kilometre yol yaptık. Maksimum hızımız 34,4 kilometre. Ortalama hızımız 23,8 kilometre.